Göçük'te devam ediyoruz. Bugün pazar. Göçük'te tüm seralarımızda kontrol ettiğimiz seralarda durum neyse burada da farklı değil. Mustafa Kemal Ergin evet. Ve Ahmet Yılmaz. Şubat'tan beri beraberiz. Şubat'tan beri beraber çalışıyoruz. Kökler ortada. Dört bir tarafını sarık durumda. Bu bitkilerimiz de zaten fidanlarımızdan belli. Tüm bitkilerimizde bu geçerli. Seramız geçen yıl ciddi problem yaşayan bir sera. Ahmet, sen bir anlat bu seranın bir geçmişini ya. Abi serayı ektik. Ektikten 3 gün sonra göçtü. İşte uzun bir süre kış geçirdi. Başından kış geçti. Ondan sonra Mart 3 itibariyle sen geldin. Bunu dikimi ne zamandı birader? Abi Ekim 20'sinde var. Bir de Ocak gibi olması lazım. Yani iki posta ekim ettik biz. Göçenleri tekrarladık, yeniledik yani. Öyle bir sıkıntı yaşandı. Zaten arada kıştı, dondu, fırtınaydı, rüzgarda hepsinden nemalandık biz. Mart'ın 3'ü gibi sen geldin. Mart'ın 3'ünden önce nasıldı buranın durumu? Abi tatlı. Ne kadardı boyu boşu örneğin? 2 karış civarında fidalar vardı işte. 2-2,5 karış civarında. Yani bu yani bitkilerin boyu 2 karış falandı. Yaklaşık şundan bile küçüktü değil mi? Çok küçüktü canım, öyle şey mi olur? Şunlar gibi. Videolarımız elimizde mevcut zaten. Ya ondan da azıcık halliceydi işte, yeni fida yaprakları olan. Videolarımız falan var elimizde. Ha çoğu ağaçların zaten doğurma ihtimali bile göz önünde bulundurmuyorduk. Şu anda %90'lara çıktı doğumlu. Ha takribi de 28-30 kilo bandında da bir dallarımız olacak gibi görünüyor. Kökle ilgili bir sıkıntın var mı birader? Kök. Kök ve ağaç sağlığıyla ilgili kesinlikle hiçbir sıkıntım yok abi. Evet arkadaşlar, biz üreticilerimizle beraber bu işleri yaparken nasıl başladığımızı zaten kendilerine başından söylüyoruz. Bu bahçemizde ciddi problemliydi. Şubat ayı Kalaycı Tarım Facebook sayfasında bu seranın ilk başlangıcını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Mart gibi başladıktan sonra biz burada hiç kök problemi yaşamadık. Herhangi bir kök hastalığı. O gün bugündür hiç kök problemi yaşamadık. Her geldiğimiz zaman bunları gördük. Fidan, her zaman fidanımız oldu. Görüyorsunuz her bitkinin iki tarafında haddinden fazla fidan var. Bu da köklerimizin zaten güçlü olmasının getirdiği bir şey. Hani bize bugünlerde soruyorlar, ya biz kök attıramıyoruz, bizde kök yok. Özellikle Göçük mahallemizden alıyoruz bu tür şikayetleri. Her tarafta var ama işte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sera Göçük'ün en üst kısmında çok da 600 rakım diyor Ahmet. Görüyorsunuz. Bitkilerimizin dibindeki köklerini, dallarımızı, fidanlarımızı. Yani düzgün, düzenli gübreleme yapıldığı zaman problem olmaz. Senenin her ayında da kökü bulundurur, kök çıkarır bitkilerimiz. Buralarda taşların altlarında her tarafında kökler. Şimdi bir dönem arkadaşlar, kökler eğer biraz susuz bırakılırsa aşağılara doğru inme yapabilir. Ama biz bitkilerimize, fidanlarımızın gövde rengine baktığımız zaman bu zaten bize bunu söyler. Çok tatlı bir gövde rengi var. Zaten fidan kökü yukarıya çıkmış. Evet arkadaşlar, bugün de mesaimize biz Göçük mahallemizden başladık. Mustafa Kemal Ergin serasından. Burada birkaç yerde daha devam edeceğiz. Pazar olduğu için çok
uzatmayıp biraz da kendimizin dinlenmesi için kendimize şans tanıyacağız. Herkese Göçük'ten selamlar, günaydınlar diyorum.